<laughs> bu videoda yeni aldığım iPhone 13 Pro diyecektim neredeyse. Pro değil bu. Düz iPhone 13'e yakından bakacağız. Neden aldım? Yeni telefon olarak bunu mu kullanacağım? Birazdan anlatacağım. Önce bir kutuyu açalım. Kutunun arkasında e numarası falan yazıyor. O yüzden elimle oraları kapatacağım. Sonrasında şu şekilde kutuyu kaldırıyorum ve iPhone 13 bizi karşılıyor. Beyaz renk gerçekten çok güzel görünüyormuş bu arada. Hemen şuradan kaldırıp kenara koyacağım telefonu. Burada da tabii bir kablomuz ve Designed by Apple in California yazan bir kutucuğumuz çıkıyor. Bu kutunun içerisinde de işte Apple stickerımız falan var. Kullanım kılavuzumuz var. Bu kadar. Başka hiçbir şey çıkmıyor çıkmıyor arkadaşlar. Bir kablo çıkıyor ya bildiğiniz. Düşünsenize 16.500 lira ödediğimiz bir telefonun kutusundan çıkan tek şey şu kablo. Neyse şimdi sessiz olup şu telefonun bir jelatinini açmak istiyorum. Nasıl arkadaşlar? Bir şey diyeyim mi? Çok güzel görünüyor ya. Şu sadeliği, şıklığı, efsane olmuş. Bu telefon bana zamanında kullandım. iPhone 4S'i hatırlatıyor. Benim ilk telefonum arkadaşlar dokunmatik olarak iPhone 4S'ti. O da yine böyle beyaz renkti, köşeliydi. Çok güzeldi tasarımı, çok şıktı. Apple yine o eski köşeli tasarımından devam ediyor. Öncesinde bir oval tasarımlara gittiler. Şimdi tekrardan köşeli tasarıma döndüler. Benim hala kullandığım telefon bu arada iPhone XS Max. Daha yuvarlak hatlara sahip. Bu köşeliler bence çok daha güzel görünüyor. Şimdi hemen merak ettiğiniz sorunun cevabını vereyim. Ben bu telefonu niye aldım? Aslında kendime almadım arkadaşlar. Şöyle ki annem uzun zamandır işte telefonum donuyor ediyor falan diyordu. Dedim ki bak sana yeni bir telefon alalım. Böyle olmaz. Dedi ki yine Android'lere bakalım. Ben seviyorum dedim. Yok. "Bak dedim sen bana bırak ya bu sefer bana bırak." Ya dedi ben Android istiyorum dedim "Bana bırak." Hani şu Cem Yılmaz'ın stand-up'ındaki garson tiplemesi var ya onun gibi "Bana bırak" tarzında devam ettim ve gittim iPhone 13 aldım. "Ya bu telefonu annem için aldım anlayacağınız. Bir yandan da benim için bir test oluyor. Eğer ben bu telefonu beğenirsem kendime de bir iPhone 13" Pro Max alacağım. <laughs> Ama var ya aşırı beğenmem lazım. Çünkü ben şu anda kullandığım iPhone XS Max telefonumdan zaten gayet memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok. Biraz şarjı hızlı bitiyor o kadar. Bakacağız, göreceğiz. Öncelikle tasarım olarak zaten beni şu an baya bir cezbetti. Malzeme kalitesi mükemmel. Arkası cam, yanları alüminyum kasa. Elinize aldığınız zaman gerçekten size o kaliteyi hissettiriyor arkadaşlar. Ya bu diğer telefonlarda, diğer ürünlerde çok fazla göremediğim bir şey. Apple'da genel olarak kalite hissiyatı bir başka oluyor. Yani müşteriyi yağlama işini diyeyim çok iyi yapıyorlar. Hemen bir telefonu açmak istiyorum. Şöyle yandaki açma tuşuna basılı tutuyorum ve işte ekranımız geliyor. Bunun kurulum aşamaları var. Ben bunun kurulumunu bir yapayım. Hemen geri geleyim arkadaşlar. Evet telefonun kurulumunu yaptım. Oyun yükledim. Biraz film izledim. Video izledim. Biraz deneyimlemeye çalıştım. Tekrardan karşınızdayım. Hadi gelin bir bakalım. Öncelikle telefonu açar açmaz ilk dikkatimi çeken şey Face ID oldu. Şöyle göstereyim. Telefonu aç açıyorum bak anında Kiri de açıyor. Anında hiçbir şekilde bekleme yapmıyor. Benimkinde açtıktan sonra görüyorsunuz bir bekleme bölümü oluyor. Mesela gördüğünüz gibi biraz bekledi ekranı bulanık yaparak. Bu anında açıyor. Ufak bir fark gibi görünebilir ama açıkçası dikkatimi çekti. Face ID konusunda gelişme var. Ara sıra kendi telefonumla karşılaştıracağım böyle. Ara sıra da iPhone 13 Pro ile Pro Max ile falan karşılaştıracağım. Onun dışında ekrana bayıldım. Bak tek kelimeyle bayıldım. Muhteşem kaliteli bir ekran var. Çözünürlüğü inanılmaz derecede yüksek. Zaten OLED teknolojili bir ekran olduğu için yani her bir piksel birbirinden bağımsız aydınlatmaya sahip olduğu için renkle kontrastı çok iyi. Siyahlar tam olarak siyah gibi görünüyor. Biliyorsunuz bundan önceki pro olmayan modellerde LCD ekran kullanılıyordu. Artık Apple bunlarda OLED ekran kullanıyor. Ya OLED diyorum ama işte ne olarak geçiyor? Retina XDR bilmem ne olarak geçiyor. İsimlere çok da takılmaya gerek yok. Bu ekranda sosyal medyada gezinmek, film izlemek, oyun oynamak inanılmaz derecede keyifli. Ne açsak buradan hadi dünya savaşı Z açalım. Bu şekilde görünüyor. Ya elinizde taşıdığınız küçük bir sinema gibi. Çok kaliteli bir görüntü var. Buradaki görüntüyü aslında bir resime benzetebiliriz. Yani ekrana bakmaktansa kağıda çizilmiş resime bakmak gibi hissettiriyor. Bence çok güzel bir detay. Gözünüzü ağrıtmıyor. True Tone teknolojisi var. Yani ortamın ışığına göre ekranın sıcaklık değeri değişiyor. En son parlaklık ayarında stüdyoda renkler patlamış olarak görünüyor. Çünkü gayet parlak bir ekranı var. Çoğu yerde sizi üzmeyecektir diyebilirim. Şuradan ekranı kısacağım. Nasıl yapalım? Biraz daha arttırayım. Şu aya reader kamerada iyi görünüyor bu sefer. Bu ekranla ilgili yapılan en büyük eleştiri ekranın 60 Hz olması. Bunu da hemen şöyle bir oyuna girerek anlatacağım sizlere. Pro modellerde 120 Hz ekran var. Pro Motion destekli. Yani kendisi otomatik olarak Hz değerini ayarlıyor. Yeri geliyor ona düşürüyor yeri geliyor 60'a düşürüyor. Yeri geliyor 120'ye çıkarıyor. Böylelikle daha iyi bir pil performansı elde ediyorsunuz. Bir de tabii ki 120 Hz ne demek? Daha akıcı bir ekran demek. Pro modellerle bence bu telefon arasındaki en büyük farklardan birisi de bu. Ama eğer işinize yarayacak bir senaryo yoksa sırf 120 Hz bir ekran için Pro model telefonu almaya gerek yok. Ben şu an ana telefonunda da 60 Hz'lik bir ekran kullanıyorum. Hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. 60 Hz zaten oldukça akıcı genellikle oyun oynayan arkadaşlar 120 Hz'e alışkın olan arkadaşlar bunu problem ediyor. Artık kişisel tercihleriniz düşüneceksiniz. Ona göre bir karar vereceksiniz. Hazır oyun oynuyorken bence bir performans konusuna da değinelim. Çünkü telefonla ilgili bayıldığım ikinci nokta performans konusu oldu. Telefonun içerisinde A15 Bionic çip bulunuyor. A15 işlemciden zaten beklentim çok yüksekti. Beklentimi de fazlasıyla karşılamayı başardı. Şu an bu telefondaki işlemci bir telefonda kullanılan en iyi işlemciler arasında. Ya direkt en iyisi demiyorum çünkü Pro modellerde bir çekirdeklik GPU farkı var. Aradaki farkı hissetmeniz neredeyse mümkün değil. Onu da belirteyim. Ya yani bir çekirdeklik bir farktan bahsediyoruz. Çok çok profesyonel işlerle uğraşıyorsanız ancak ufaktan fark edilebilir bir şey olabilir. Onun dışında zaten pro modellerle aynı performans size sunabiliyor. Sanki bir oyun konsolunda oynuyormuşuz gibi görüntü alıyorum ve en ufak bir kasma yok. İnanılmaz akıcı bir görüntü var. İşte A15 Bionic çipin gücü bu güzel ekranla birleşince böyle güzel bir oyun deneyimi yaşıyoruz. Eğer oyun telefonu olarak düşünüyorsanız bence iPhone 13 özellikle Apple tarafında güzel tercihlerden birisi diyebilirim. Bir de Apple Arcade üyeliği alırsanız biliyorsunuz Apple Arcade'de çok güzel oyunlar var. Şöyle göstereyim. Buradaki oyunlarla birlikte bu telefonu rahatlıkla el oyun konsoluymuş gibi kullanabilirsiniz. Bazıları bu telefonun ekranını küçük zannediyor. Küçük olduğu için kötü bir oyun deneyimi olur diye düşünüyor. Aslında bu telefonun ekranı küçük değil. Şöyle göstereyim benim iPhone XS Max'in ekranı iPhone 13 Pro Max hemen hemen aynı. Tam olarak da yere bırakıyorum. Evet bariz bir şekilde iPhone XS Max'in ekranı daha büyük. Ama aradaki fark kesinlikle aşırı bir fark değil. Ben iPhone 13 deyince gerçekten daha küçük bir ekran bekliyordum. Belki birçoğunuz da öyle zannediyorsunuzdur. Herhalde diyordum hani iPhone 13 mini gibi ufak bir ekranı olur öyle olmadı. Nedense ben ekranı gayet büyük buldum. Hatta kullanım amacınıza göre bence en ideal ekran boyutu. Çünkü Bakın bu boyuttaki bir telefonu elinizde tutmak, her yere rahat bir şekilde ulaşmak yorabilecek bir şey. Ama şu telefon bakın ideal bir ekrana sahipmiş gibi hissettim. O yüzden ben bunun boyutunu da çok beğendim. Ya yani özellikle annem mesela sosyal medyada tek elinde şu şekilde geziniyor. Bunu bu telefonda çok daha rahat bir şekilde uygulayabilir. Hem küçük değil elinize aldığınız zaman bu küçük bir telefon demiyorsunuz. Size büyük bir ekran sunabiliyor hem de aşırı büyük olmadığı için sizi rahatsız etmiyor. Tam ideal bir boyuta sahip. Tabi bu da yine kişiden kişiye göre değişebilecek bir durum. Kimisi mesela büyük ekranlı telefonları çok daha fazla sever. Ya ağır olsun, büyük olsun ama büyük olsun yani özetle der ki ben de biraz o tayfaya daha yakınım. Diyeceksin ki o tayfaya daha yakınsan niye bunu ideal diyorsun? E, objektif bir şekilde yorum yapıyorum. Ya benim bir şey sevmem onun en iyisi olduğu anlamına gelmiyor. Ben her zaman en büyük ekran hangisi ise onu tercih ediyorum. Ya yapım böyle. Ben de böyle bir adam yani. Yapacak kişi şey yok. Oyuna değindik, kullanıma değindik, ekrana falan değindik ama tabii ki bu telefonlarda en önemli noktalardan birisi de kamera. Hatta bu telefonları sırf kamera için alıp kullanan var kamera olarak. Ki oldukça da mantıklı bugün bu telefondan alacağınız görüntü kalitesi cidden çok pahalı kameralardan alacağınız görüntü kalitelerinden bile daha iyi olabiliyor. Kısa bir şekilde değinip geçeceğim söyleyeyim uzun uzun kamera testi falan yapmayacağım burada. Zaten bu uzun bir inceleme videosu da değil. Sadece neden aldığımı sebepleriyle açıklıyorum. Burada iki tane seçeneğimiz var. Birisi aslında da geniş açı 1x istediği diğeri de ultra geniş açı. Her şey çok güzel görünüyor. Instagram stories'ı atacaksınız. Sosyal medyayla uğraşacaksınız. YouTube'a videolar çekeceksiniz. Bu geniş açı kamera çok iyi. Vlog falan çok iyi çekilir ya gerçekten. Dışarı çıkmaya üşendiğim için şöyle evin içini çektim biraz geniş açıyla. Gördüğünüz gibi oldukça net güzel bir görüntü almayı başardım. Bu arada renkler falan da çok iyi görünüyor. Ya resmen sinematik bir görüntü aldım. Şu küçücük telefondan. Tabii ki geniş açı olan ana kamera ultra geniş açı olana göre daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Özellikle düşük ışıkta. Zaten görüyorsunuz şu an yine de ben ultra geniş açıyı sürekli olarak kullanmayı tercih ederdim telefon benim olsaydı. Yine ön kamerasında da iki farklı mod var. Bir geniş çekebiliyor, bir daha geniş çekebiliyor falan. Pro modellere göre farkı ne? Pro modellerde bir kamera daha fazla. Onda bir de ekstra olarak telefoto lens var. İşte daha sinematik görüntüler çekebilirsiniz. Ve bir de makro özelliği var. Makro özelliğini kullanarak makro görüntüler yakalayabilirsiniz. Ama burada bak kocaman bir ama var. Bunları kullanmayacaksanız boşu boşuna Pro almayın. Bir düşünün taşının mesela pro modellerde ultra geniş açılı kamerada odak da yapabiliyorsunuz. Bunun sabit bir odağı var. Sizin için ne kadar gerekli bu özellikler ona göre karar verin. Sıradan bir kullanıcı için hatta profesyonel işler bile yapsanız çoğu senaryoda bu telefon zaten fazlasıyla işinizi görecek. Boşu boşuna daha ağır daha fazla özelliği olan işte daha pahalı bir telefon almaya gerek yok. Şimdi burada biraz toparlayalım çünkü vurucu bir noktaya geleceğim. Bak önemli bir noktaya geliyorum. Kamerası iyi olan telefon yok mu? Var. Ekranı iyi olan telefon yok mu? Var. Neden iPhone? Veya iPhone alanlar neden iPhone alıyor? Çünkü arkadaşlar Apple ekosistemi. Alıştığınız zaman bir daha başka cihazları kullanırsınız gelmiyor. Ben Apple fanı değilim. Şöyle, Apple olun, Apple çok iyi falan diyen bir tip değilim. Ama ortada bir gerçek var. O da Apple'ın bu yazılım işini, ekosistem işini çok iyi yapması. Mesela şu an gidin bakın neredeyse bütün youtuberlar, fenomenler, instagramerlar aklınıza kim gelirse çok çok büyük bir çoğunluğunun iPhone kullandığını göreceksiniz. Sizce neden? Bu bir tesadüf mü? Elbette değil. Çünkü profesyonel anlamda telefondan bir iş yapıyorsanız iPhone yapılabilecek en iyi tercihlerden birisi oluyor. Androidçiler lütfen bana kızmasın. Ben de Android'in birçok yanını seviyorum ama bu bir gerçek arkadaşlar. Neden şimdi iPhone 13 aldığımı umarım yeterince iyi anlatabilmişimdir. Peki ben alacak mıyım? Onu da söyleyeyim. Hani inceledik sonuçta baktık biraz. Açıkçası pek emin değilim. Kesin geçeyim ya muhteşem bir fark diyebileceğim gerçekten işime yarar. Çok da bir özellik göremedim. O yüzden şimdilik iPhone XS Max'ten devam edeceğim. Yine de benim sağım solum belli olmaz. Bakalım zaman gösterecek. O zaman ben kaçıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.